kokusunu ilk hissettiğimde burnumda üst notalarda böyle birazcık meyve kokuları alıyorum, tamam mı? Orta notalarda bu kesinlikle mükemmel bir koku. Gerçekten. Tam bir kadın kokusu. Evet. Gerçekten mükemmel. Pahalı parfüm. Etkilenmemek için. Etkilenmemek için de koklamıyorum diyecektim, direkt attın ya. Hassas bir yorum yapacağım ama ya yanlış anlaşılmaz. Çok hassas bir yorum mesela. Bu mesela bize olumsuz bir geri dönüşü de olabilir. Bunu göze alarak söylemem gerekiyor. Çünkü bunu söylemezsem gözünüzde canlanmaz bu koku. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün Ergin ve Taner'le birlikteyim yine. İkisiyle birlikte daha önce bir tane video çekmiştim. Parfümlerimi yorumlamışlardı. Çok da beğenmiştiniz. Devamını istemiştiniz. O yüzden hazır bir araya gelmişken yine bir video çekelim diye düşündük. Elimde pahalı parfümler var. Uygun fiyatlı parfümler de var. Yine her zamanki gibi böyle küçük kağıtlara sıkacağım parfümleri. Ondan sonra onlara vereceğim. Koklayacaklar. Onun üzerinden de puanlayıp fikirlerini söyleyecekler. Evet. Tamam mıdır? Tamam. Hatırlıyorsunuz zaten. Evet. O zaman başlayalım. Önce uygun fiyatlıdan başlayalım. Hazır mısınız? Evet. Ya ama öyle bir sallıyorsun ki böyle. Aha verdim, ben vereceğim gibi. Böyle de yıkılmış çalışıyorum. Aldım. Kokluyorum. Evet. Evet. Koklayın. Uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı seviyorsun. Artı 2 puan direkt geliyor. Aynen, kesinlikle. Kötü koksa bile 2 puan. Doğru. Güzel bir parfüm. Çiçeksi bir parfüm. Çeksin. Evet, çiçek var içinde. Ben beğendim, şekerli. Şeker ve çiçeksi ise direkt benden geçen not alıyor. Güzel bir yorum bekliyorum senden. Sonra akabinde ben geleceğim. Yani yorum bitti, bu kadar. Bu kadar mıydı? Şekerli bir çeksem olsun. Peki, o yorum kralı duymak ister misin? Bekliyorum abi. Tamam. Şimdi parfümün kokusunu ilk hissettiğimde burnumda üst notalarda böyle birazcık meyve kokuları alıyorum, tamam mı? Orta notalarda. Şimdi nota notaya ayırmayayım şimdi. Açıkçası birinci parfüm videomuzdan sonra artık birazcık hazırlıklı geldim. Taner Bey, peki bana notaya çıkar mısın? Nota tamam. Şimdi nota derken böyle müzik notası kulağına değil. Kulağına nasıl tınısı gelir müzik dinlerken, bir şeyleri üst notalardan yüksek gelir. Doğru mu söylüyorsun? Düşük notalarda daha böyle şey yaparsın, zor böyle. Çok dikkat dinlediğin zaman ufak ufak duyabildiğin sesler vardır. Bunda da öyle yani. Üst notalarda ilk mesela böyle sana aklına getirdiği koku neydi? Onu demek istiyorum. Meyve geldi bana. Meyve kokuları. Aynen böyle şeftali kokusu geldi sanki. Şeftali. Kokuyu çekti, sen ne yaptın ya? Aynen. Bir dakika, ben de çalışıp geliyorum. Ben çalışmadan geldim ama. Ay, çalışmak değil. Ben sadece birazcık daha yorumlarıma açıklık getirmek adına. Ben şok. Tamam. Şimdi orta notayı kaldırıyorum hadi. Orta notada yok. Düşük notalarda. Birazcık da bak, üstlerde ilk meyve kokusu, tamam mı? Şeftali. Şeftali böyle tadı aldım. Tadı biliyorsunuz. Hep sürekli tada bağlıyorum. Böyle çok zorladığım zaman da hafif bir vanilya kokusu. Vanilya vardır içinde herhalde. Ya bunların ikisinin karışımı gibi bir şeydi. Vanilya var, evet. Heh, şunu da söylemem gerekir. Çok sevdiğim tarzda bir koku değil. Zaten birinci videoda da az çok fikirlerimize aşinasınızdır. Tatlı sevmiyorum. Bunu da çok sevemedim ama yani tatlı kokuları sevdirebilecek tarzda bir koku. O yüzden benim için %50 bir geçerliliği bana açıkçası. Yani sana bir ucuz uygun yolda olduğu için artı 2 puan daha kattı ama bana çok değil. Yani ben direkt puan da verebilirim şu an. Ver bakayım. 5. 5 puan. Ay, şimdi zirveye taşıdı olayı. Evet, aynen. Şimdi bunun üzerine daha iyi bir yorum yapmam bekliyor değil mi? Yapmayacağım. Hiç beklemeyin. Puanı veriyorum. Ver. Direkt 8 veriyorum ben buna. 8 puan. Tabii. Peki. Beğendin. Sen beğendin. Tamam. 6 puan beğendim. Tamam, 6 puan. 6 2 de ucuz. 8 puan. Tamam. Açıklama. Bu parfüm Zara'nın Cashmere Rose isimli parfümü. Benim çok sevdiğim bir parfüm ve kullanmayı da sevdiğim bir parfüm. Önermiştim zaten takipçilerime de. Ben çok çok beğeniyorum. İçinde çiçekler olan, meyve olan gerçekten de. Ama hangi meyve var hatırlamıyorum. Şeftali mi var, bakarız sonra.
Vanilya da olması lazım içerisinde. Güzel, kadınsı, uygun fiyatlı bir koku. Kaliteli kokuyor, böyle ucuz kokmuyor. Diğer Zara parfümleri gibi gayet. Evet. Bence kaliteli kokuyor. Aynen. Bakabilirsiniz. Evet. O zaman devam edelim. Pahalı bir parfümden. Devam ediyoruz. Al bakalım. Sen de al bakalım. İşte ikinci videomun ikinci parfümü. Gereksiz detay. Perfecto. Perfecto. Finito ve Perfecto. Ergin, hatırlıyor musun? İlk videoda demiştim ki şurup. Şurupla ilgili bir benzetme olmuştu. Evet. Grip olduğumuzda çocukken içtiğimiz şuruplar demiştim, hatırlıyor musun? Evet. Sanki bu da onun gibi bir muadili. Ama şöyle bir şey var. Böyle bir... Yine ben bugün hep meyvelere benzeteceğim. Yani meyvelerden benzeterek bence kokusunu size geçirebilirim diye düşünüyorum. Böyle bir yağlı bir koku var ama bak, meyvelik var. Şöyle kış meyvesi. Bir kış meyvesi düşün. Portakal olabilir, mandalina olabilir. İlk mesela kokladığımda onu hissettim. Ama neyle harmanlanmış biliyor musun bu? Böyle yağlı bir şey. Hani elimize sürdüğümüz sade arpa kremler olur ya. Onun kokusu da var sanki. Mandalina veya portakal kokusuyla karışık. Onun kokusunu alıyorum. Güzel bir koku. Yani Santa böyle gelebilir. Şey ama bence kuru tenlere gider. Böyle yağlı, çok terleyen insanların kullanabileceği bir koku değil gibi ben sana şutluyorum. Bakış açısı farklı. Bunun üstüne nasıl çıkacaksın bakalım. Bu kesinlikle mükemmel bir koku. Gerçekten. Tam bir kadın kokusu. Evet. Gerçekten mükemmel. Beğendin bayağı. Her kadında farklı bir etki yaratacak bir koku. Level atlatacak bir koku. Tenden tene değişir diyorsun. Tenden tene kesinlikle değişir. Bir film vardı, Koku. İzlemeyenler de mutlaka izlesin. Ben izlemedim. Beni merak ettim. Ne demek istediğimi anlar. Bu koku anlatacak. Evet. İzleyenler, filmi izleyenler bu kokuyu öyle anlayacak. Çok beğendim. Puanı da şu an verebilirim istiyorsan. Ver aşkım. 10 üzerinden 10. Sen? Benim onun birazcık daha yüksek şey oluyor ya. Çok 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 beğenmem lazım açıkçası. Bayağı mesela. İlk videomda mesela direkt girişte çok sağlam bir puan vermiştim. Çünkü çok beğendiğim bir kokuydu. Hatta nokta atışı yapmıştım işte ya, bu dedim. Bunda o kadar değil bence. Ben buna en baba 7 veririm. 7. Aynen. Bu parfüm Laurent Mazon Sensual Orchid isimli parfüm. Niş kategoride bir parfüm. Böyle çok sevenin de olan, hiç sevmeyenin de olan bir parfüm. Ben... Şimdi şöyle bir şey var. Niş kategoriyi ben bilmiyorum mesela, ne demek. Niş kategoriyi bilmeyenler de vardır. Şimdi ne diye sorabilirler. Yorumlarda cevaplayabiliriz ama burada da bence kimse sormadan cevap verebiliriz. Niş kategori nedir? Niş şey oluyor. Yani bir marka var, sadece parfüm üretiyorlar. Benim bildiğim kadarıyla öyle olması lazım. Ama mesela Dior markasının çantası da var, kıyafeti de var ama parfüm de üretiyor. O designer oluyor. Ama niş de sadece parfüm üretiyorlar. Sadece parfüm. Yani benim olayım bu diyor, anladın mı? Evet. Parfümünden de belli zaten. Evet. Değişik, güzel bir parfüm. İmzasını atıyor. Aynen. Aynen. Bence de. Aynen. Güzel bir parfüm. O zaman devam edelim. Değil mi? Uygun fiyatlıdan devam edelim. Şimdi. Evet. Devam edelim. Üçüncü parfümümüz. Alın bakalım. Üçüncü parfüm. Yaz kokusu. Yaz mı? Evet. Star TV'de çıkan yaz dizileri gibi. Niye Fox? Fox. Bir de Fox pardon. Niye Fox değil? Bir de Fox. Yok. Beğenmedin mi? Ucuz. Çok ucuz. Ucuz mu? Bak. Ucuz ama güzel. Şöyle. Birinci videoda bak, hep birinci videodan yola çıkacağım. İlk videomuzdan yani. Hatırlıyor musun? Orada demiştim ya, bir tane parfüm var elinde. Bir mekana gireceksin. Başka sıkacak hiçbir kokun yok. Ama sana hiç cesaret vermiyor diye. Herhalde bu aynı firmadan. Yok, o Guerlain markasıydı. O pahalı bir markaydı. Şöyle söyleyeyim sana. He. Ucuz ama güzel işte, dediğim gibi yaz dizisi. Aynı. Yani izlersin. Sevemedim. Canısın, izlersin. Ama bir bölüm kaçırsan tekrar bırakmazsın. He. Bu da öyle bir koku. Allah Allah. Hiç kadınsı gelmedi mi size? Yok. Kadınsı yani... geldi bana. Geldi mi? Geldi. Bana. Yani, aynen, yani, parfüm demiyorum. Ucuz. Aynen. Dişi parfüm. Yaz parfümü. Ucuz. Aşkım. Hoş yaz. Yaz. Ağır gelmedi mi sana? Yaz yok. Diyorsun da. Ağır. Bana hiç gelmedi ağır. Ama sen... Yazında kullanılabilir diyorsun. Bana ağır gelmedi, yok. Allah Allah. Evet, kaldırabileceğim. Puanlayın bakalım. Yok yani şöyle, bence yazlık da değil. Hani ağır bir koku.
Yazın gitmez, insanı boğar yani. Sonuçta yazın terliyoruz, sıcaklıyoruz. Kışın gider ama kışın bile çok sıkılmaz. Bence hiç sıkılmaz yani. Hiçbir türlü kurtarmıyor yani. Böyle bir çıkar yolunu bulmaya çalıştım, hiçbir türlü gideri yok tamam, yani. Tamam, puan ver. 1. Oo, Ergin? Ya şimdi 1 verdin, ne diyeyim yani? 1. 0 verebiliyor muyuz bu arada? Öldürdün yani. 0 verebiliyor muyuz? Ver istiyorsan. Allah'tan şey yani, 100 bin takipçimiz yok. Aynen. Umarım, ya dava açarlar. Umarım bu parfümü seven yoktur. Gerçekten dava açarlar. Yok şimdi herkes, izleyenler herkes. Şimdi, önceki videodan beni tanıdıkları kadarıyla bence saygı duyduklarının farkındalardı yani. Ama ben 1 veriyorum. Gerçekten sevmedim ya. Geçmedi yani. 4 veriyorum. Tamam, 4 verdin. Peki, bu parfüm Zara Oriental isimli parfüm. Bence güzel bir parfüm yani. Kaliteli kokuyor. Direkt ucuz dediniz en başta ama ben şaşırdım doğrusu. Ya verebileceğim puan 4'tü. Onu da verdim zaten. Yapabileceğim her şeyi yaptım burada. Peki, bu parfümle alakalı yorumlarınızı çok merak ediyorum. Alın bakalım. 4. parfüm. Şuradan tut. Pahalı parfüm. Ben etkilenmemek için. Etkilenmemek için de koklamıyorum diyecektim, direkt attın ya. Çok kötü. Cidden midem bulandı. Kesinlikle aç karnına bu kokuyu koklamıyorum. Ne bileyim, bir erkek arkadaşınızla yemek yiyeceksiniz mesela. Kesinlikle bunu sıkı tutmayın yani. Çok ağır be. Vallahi. Vallahi ya. Aşkım. Bayağı ağır be. Vallahi espri yapmıyorum şu an ya. Gerçekten ağır parfüm ya. Hani bir tane parfümü Tom Ford'un, neydi o? Noir Parfumé diye bir tane parfüm vardı ya, onu araba kokusuna benzetmiştin. Sence bu nasıl kokuyor? Bu o araba parfümünün, evet doğru, benziyor ama şey böyle daha ağır, çok ağır. Öyle bir ağır ki. Çok ağır. Yani severek sıksan bile seni rahatsız edebilir. Evet. Kapalı bir ortamda, açık bir ortamda uçsun. Yok ya. Çok kalıcı bir parfüm olduğuna ama kalıbımı basarım yani. Çok kalıcı, evet. Belli, bayağı kalıcı bir parfüm. Çok kalıcı. Ve çikolata kokusu var. Vanilya. Ağır bir çikolata kokusu var. Hindistan cevizi aldın mı? Var, ağır bir Hindistan cevizi kokusu bana var. Bana vanilya ve Hindistan cevizi kokusu geldi. Evet. Yağlı böyle badem kokusu alıyorum. Şey, güneş yağları vardı hani, biraz ona benzetiyor musun? Aynen. Güneş yağı aynen. Gibi. Ben bunu ilk kokladığımda şey dedim ya, bu ne araba kokusu gibi. Hani böyle asarsın ya arabaya. Ya aslında arabaya asılan araba kokusu değildi o benim bugün kastettiğim abi. Ben anladım, sen yeni araba kokusu. O sıfır araba kokusuydu. Onu lütfen karıştırmayalım. Peki. Puanı kaç puan veriyorsun? Çok ağır yani. Ben bunun belki kalıcılığını, tatlılığını sevenler çok tercih edebilir ama ben her zaman vurguluyorum. Kullanmayın böyle ağır kokular, yapmayın. Peki. Ben 4 veriyorum. 4. Ben 4 veriyorum. Ergin fırlattığına göre kokuyu. İşaret ederim. Az önce ben 1 verdim diye beni gömen. Bakalım bugün şimdi kaç verecek? Direkt 1 verdim. Direkt 1. Tamam. 1, evet. Bu Mancera'nın Coco Vanille isimli parfümü. Coco Vanille. Coco Vanille. Hindistan cevizi ve Coco vanilya. Coco Vanille, evet. Çok ağır. Nasıl ama? Evet, gerçekten çok ağır bir koku. Ama şöyle söyleyeyim, mesela tenine birkaç sprey sıkıp biraz beklediğin zaman tende çok güzel bir kokuya dönüşüyor. Sanki böyle teninize Hindistan cevizli bir krem sürmüşsünüz gibi kokuyor. Bu arada çikolataları çok severim. Bir tek Hindistan cevizli çikolata yemiyorum. Ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya herkes kullanamaz. Bu parfümden sonra koklayacağımız parfüm, eğer onu doğru yorumlayabilmek için biraz kahve içip ara vermemiz lazım. Zaten ben kahve çok, kokuyorum. Çok ağır, hala burnumun içinde ağrıyor. Kahve kokuyordum ben. Evet, burayı da buram buram sardı zaten. Çok sardı. Hatta evet, bunun şeylerini kaldırsak mı diğer parfümün kokusunu yazmamız için? Tamam, bakarız, hallederiz şimdi. Yani çok evet ağır. Çok ağır. Güçlü bir parfüm. Herkesin sevip kullanamayacağı bir parfüm. Doğru dozajlarda kullanmak gerekiyor. Ben böyle birkaç sprey sıkıyorum böyle kollarıma. Biraz bekledikten sonra güzel kokuyan, böyle baştan aşağı sıkabileceğiniz bir koku kesinlikle değil. Tamam. Aynen. Devam edelim o zaman. Şimdi uygun fiyatlıdan devam edelim. Hazır mısınız? Evet. Her zaman. Alın bakalım. Bu işi gönüllü yapıyorum. Gönüllü yaptığın işi keyifle yaparsın. Ya işte bu ya. Bak sonunda. Oh be, rahatladım ya. Evet vallahi. Oh, bir dünya varmış ya. Gerçekten. Güzel. Ah, çekti. Bu kadın parfümü değil mi? Unisex falan da değil. Yok, değil. Kadın parfümü. Çok güzel koku. Güzel, hoş. 10 numara koku. Evet. Ya şu an şu parfümü merak ettim. Bahar esintisi var. Acaba hangisi? Aradığım şey çam kokusu. Ya ne çamı be? Yok çok iyi. Şaka diyorum ya, çam. Tamam, Ferahma değil mi? Güzel. Ferahma, güzel koku. Genç kız parfümü. 10 numara. Evet, aynen. Evet, bu kokulara. Direkt. Yapıştırayım mı puanı? Ben.
Yapıştır. 7. Siz anladınız. 7. Ne, puan mı veriyorsunuz? Kiminle konuşuyorsun? Ben ya izleyenlerle konuşuyorum. Parfüm mesaj tavsiye ediyorum. Parfüm mesaj kullanamıyorum. Mesaj veriyor, bir şeyler diyor. Kaldım. Yorumlasaydık ya. Evet. Ben çok, benim çok hoşuma gitti. Hmm. Önce bir yaş aralığı kime hitap ediyor? Ha. Hangi tenlere hitap ediyor? Hangi ortamlara hitap ediyor? Diğerleri hiç hitap söylemediniz ediyor. Şöyle şeyler. Yok, çünkü bu parfüm, bu parfümü çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Hmm. Evet. Aynen. Hayatımdaki birisine tavsiye edebilirim mesela. Ooo Taner, bir önceki videoda. İşte kaç ay geçti? Bir ay mı geçti? İki ay mı geçti? Gerçekten çok geçmiş. Çok. Evet. Parfüm güzel. Güzel. 20-25. Hadi 27-28 olsun. Hı hı. Hitap ediyor. Yaz kış gider bence. Hı hı. Her ortama da gider. Çok sıkılsa da baymaz. Kalıcı bir parfüm güven de veriyor. Kesinlikle kullanılır. Yıllarca kullanılır. Koklayınca anladı kalıcı olduğunu. Ama çok kalıcı değil, onu söyleyeyim. Değil. Şişeyle gezeriz yani, sıkıntı yok. Yani ya bu parfümün kokusunu almak için şişeyle gezilir. Ben çok sevdim, çok beğendim. On numara parfüm. Kesinlikle kullanın. Meyvesi. Peki. Çok puan cool. Vermiş miydin? Puan vermedim. Ben 10 veriyorum. Vay. Wow. Wow. Geçen videoda neye 10 vermiştin? Dolce & Gabbana Light Blue Intense'e 10 vermiştin. Evet. Şimdi de bu parfümü verdin. Sen ne diyorsun aşkım? Yani evet, güzel bir koku, hoş bir koku. 7 puan verdin de söyledim. Hı. Güzel yani. Beğendin. Beğendim, evet. Yani. Yani benim de böyle çok çok aşırı yükseldiğim, aman aman dediğim bir koku değil. Ama bence tam bir genç kız parfümü. Evet. Güzel, tatlı, neşeli. Değil mi? İnsana evet. enerji veren diyorum ben bu tarz kokulara. Uygun da fiyatlı. Hatta bence 15 yaşından itibaren kullanılabilir. Fiyatı nedir? Çok çok genç. Fiyatı ne biliyor musun? Bunun 100 mililitresi maksimum herhalde 100-120 lira falandır. Hmm. Çok uygun. Öyle olması lazım. O aralıklarda çünkü. Güzel, uygun. Dolara böl. Bayağı uygun. 15 dolar falan yapıyor. Dolara böl. Para değil ya. Tabii 15 dolar ne ki ya? Para değil. 5 dolar kazansak bu arada. Parfüm adını söyleyeyim. Zara Ultra Juicy isimli parfüm. İsmi de güzel. Böyle gerçekten meyve suyu kokusuna sahip gibi bir parfüm. Genç bir parfüm. Böyle 15 yaşından itibaren hatta gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsteyen herkes kullanabilir. Çok kalıcı değil. Zaten Zara parfümlerinin genel problemi bu şekilde. Ne oldu? Taner dağıldı da bir yerlere. Çok güzel bir parfüm. Beni etkiledi. Evet, Taner çok beğendi. Bu şekilde. O zaman pahalı bir parfümden şimdi devam edelim. Hazır mısınız? Evet. Evet. Alın bakalım. Ya parfüm sıktığın yerden tutuyorsun her defasında. Olsun, ben her yeri kokluyorum. Ooo. Çok ilginç. Ne oldu be? Kokusu algılayamıyorum şu anda. Koku hücreleri bir yorum yapabilir miyim? Çok hassas bir yorum yapacağım ama. Ya yanlış anlaşılmaz. Çok hassas bir yorum mesela. Bu mesela bize olumsuz bir geri dönüşü de olabilir. Bunu göze alarak söylemem gerekiyor. Çünkü bunu söylemezsem gözünüzde canlanmaz bu koku. Şu an var ya kafam. Allah kulak olsun. Camiden çıkarsın. Tamam mı? Lütfen bak. Olabilir, yanlış anlaşılmasından kork. Gül suyu kokusu. Gül suyu dökerler ya elimize. Evet. Bu o koku. Evet, doğru söyledi. Bence gül var mı bilmiyorum içinde ama varsa çok az var. Aşkım nasıl az var? Gül bu ya. Bildiğin gül şu an. Gül var içinde. Var tabii canım. Ya çok belli zaten gül olduğu. Aşkım senin reseptörlerinde mi sıkıntı var? Yok, bu kokudan sonra reseptörler ağza verdi. Ya şimdi aynen. Bana nötr geldi bu koku mesela. Gül var çok az var. Çok nötr. Sen de çok. Sana mesela çok baskın geldi. Bana gelmedi baskın. Benim direkt aklıma cami ortamını getirdi. Yani cami çıkışını, cuma çıkışını falan da getirdi mesela böyle. Güzel yani. Nötr. Tarafsız bir koku. Temiz bir koku. Hoş bir koku. Temiz bir koku. Orijinal bir koku. Temiz. Bence gül suyu ama yani, bak gül suyu demek bence bu koku haksızlık. Bunun içinde başka tonlar da var. Ne olabilir bir mesela? Bir su ton var bence. Ne olabilir mesela? Açıklayamam şu an. Bence en yüksek notadan gül var yani içinde. Gül var, evet. Gül parfümü zaten. İsminden de birazdan anlayacaksınız. Beğendim onu kokuyu. Beğendin değil mi? Şekerli böyle. Şey gibi. Gül reçeli. Aşkım hatırlıyor musun? Bende şey, Mancera'nın Roses Vanille parfümü vardı. Evet. Onu koklamıştın. O da bayağı böyle gül. Bana mesela bu koku onu çok anımsatıyor ama
ondan daha şey gibi böyle neşeli, ondan daha böyle genç bir koku gibi geliyor. Bu arada erkeklerin de sevdiği, beğendiği bir koku. Bana ciddi bir koku geldi bu. Hani toplantı katılacaksın, o şekilde sıkılacak bir koku gibi geldi. Yani çalışanlar için, SGK'lı. Ya şimdi ne alaka SGK'lı şimdi? Belki bankur. SGK'lı demek yani herhangi bir iş yerinde. Belki bankurlu. Evet. Puan verin o zaman. Evet, puan. Ergin kaç puan verirsin ya? Ben cuma çıkışı dedim. Sen dedin ki 25-30 yaş. SGK'lı. 25-35 yaş. Bence güzel benzetmelerdi. Bence orijinal bir koku. Evet. Hmm. Güzel orijinal. Gül, canlı dedik yani. Tam, gül ve baskın bir karakter anladığım kadarıyla her parfümde. Aynen. Yani bir gül konduğu zaman aynen. Anlıyorsun gül olduğunu. Aynen. Ve birbirine benzetmen de kolay. Ama aynen. Çok iyi vermeyeceğim. Çok kötü de vermeyeceğim. Ortanın bir üstünden veriyorum. 6. Altı. Benim sıkmamı ister misin? Tabii sıkabilirsin. Beğenir misin üstümde? Evet beğenirim. Peki. Ben şöyle düşüneceğim. Psikolojik olarak yargılayacağım bu kokuyu. Yani psikolojik olarak insanlar da bence ne hissi bıraktığını. Cami dedim çünkü. Huzur veren bir koku. Tamam mı? Cami deyince. Huzur veren bir koku. Güzel bir koku. Yani bence, güzel bağladı. Bence güzel. Mantıklı bağladı. Mantıklı yani. Mantıklı olan mıdır ya? Huzurlu bir koku yani. Güzel. Peki. Bazı şeyleri anlatıyor. Yani aklında kalmasını sağlayan bir koku. Aynen. Peki. Bu parfüm ismini söyleyeyim size. Yine niş kategoride bir parfüm. Inchio markasının Atomic Rose isimli parfümü. Zaten isminde de gül geçiyor. Bir gül parfümü bu. Ben Mancera'nın Rose Vanille parfümüne çok benzettim. Ama ondan daha genç böyle, daha canlı, daha enerjik bir koku. Bunu bir videomda zaten yorumlayacağım. Bundan bahsedeceğim. Bir kere iş yerine sıkmıştım. Hava da sıcaktı. Biraz bana şey geldi böyle. Boğucu geldi böyle. Beni sıktı parfüm. Yani çok çok severek kullanmadım. Ama bilmiyorum. Serin havalarda belki daha da çok fikrim oturabilir. Yani belki daha çok sevebilirim. Bilmiyorum. Biraz düşüneceğim. Kullanmam gerekiyor. Hatta bu parfümle alakalı şöyle yorumlar gördüm. Baccarat Rouge parfümüyle Delina parfümünün bir bebeği olsaydı Atomic Rose olurdu yazmışlar. Erkeklerin de genelde çok beğendiği, ki siz de zaten beğendiniz galiba. Ben... Puan vermiş miydiniz? Ben puan vermedim. Ergin 6 verdi. Hı hı. Ben de 7 veririm yani. Fena değil. 7 fena değil. Evet. Tamam. Son bir tane parfümümüz kaldı. O da uygun fiyatlı bir parfüm. Ona da bakalım. Sonra videomuzu bitirelim. Evet. Hazır mısınız son parfüm için? Hazırız. Çok pardon al. Sen de al bakalım. Ergin çok yüksek enerjiyle geldin. Bence acaba parfüm senin bu enerjinin altında kalacak. Son ve parfüm. Sen parfümü beğenmeyeceksin gibi hissediyorum. Oh. Güzel bir koku. Çok iyiymiş. Çiçeksi. Bayağı iyi. Gerçekten hoş bir koku. Fresh. Bayağı iyi. Fresh. Tam zindir. Bunun acaba erkek versiyonu var mı? Güzelmiş. Bence olabilir. Böyle yine bugünkü kokladığım kokular ben anlamadım. Hep böyle bir gül kokusu tarzı bir kokular alıyorum. Evet, genelde çiçekli. Hep çiçeksi kokular. Böyle meyve, çiçek var. Evet. Böyle bahar aylarını hatırlatıyor. Aynen. Ne sıcak ne soğuk. Evet. Güzel. Rengini belli eden bir koku. Çok kalıcı olduğunu sanmıyorum. Değil. Şeftal kokusu da buram buram geliyor. Şeftali de var değil mi? Gerçekten. Evet. Meyveli yoğurtlardaki şeftali var ya. Aynen. Kesinlikle katıyor. Şeftali. Allah aynen. Allah. Var şeftali. Valla. Valla. Susa bak. Güzel, çok güzel bir koku ama. Var mı peki şeftali? Bilmiyorum aşkım. Bu şey mi? Bu şişe mesela, şişede pembe falan mı rengi? Nasıl? Öyle olması lazım. Pembe evet, mi? Pembe olması lazım. Hmm. Evet, kokunun rengi var. Ultra Juicy de öyle mesela, o da pembe. Pembe olması lazım, evet. Hmm. Yani çok beğenmediğiniz gibi geldi ama hiç yani çok... Ben beğendim. Biraz yani ben, gibi bence de fena değil ama çok güven veren bir koku değil sanki. Böyle herhalde uçucu. Uçacak gibi. Uçucu. Yani en baba sanki böyle 5-6 saat falan kalırmış. Oo 5-6 saat kalsa o ne yaptın sen 5-6 ya? Çok. Hatta kalıcı var mı 5-6 saattir? Evet. 1-2 saat bile değil, 10 dakika. Bilmiyorum, benim kullandığım parfümler daha çok gittiği için. Ucuz yazlık bir koku. Evet. 5-6 saat bence kısa bir koku. Zaman aralığı benim için, kokular için. Ortalama. Ortalama olur. Yani küçük bir şişen olur. Kadınlar için söylüyorum. Çantasında taşırlar. 5-6 saatte bir veya hani 3-4 saat olsun. Daha da aşağı çekiyorum. Kullanılabilir. Bence gayet de. Resmi ortamda da, günlük hayatta da. Ama özellikle günlük hayat. Çünkü enerjisi yüksek bir koku. Evet. Aynen. Güzel bir koku. Puanlayın. Enerjisi yüksek,
ucuz, çiçeksi bir koku. O yüzden 10 üzerinden 6 veriyorum ben. 10 üzerinden 6. Aynen, ulaşılabilir, uygun fiyatlı. Birçok zevke hitap edebilecek. Maksimum 32-33 yaşa hitap edebilecek bir koku. Kullanılabilir. Avantajlı bir koku. Ben de en fazla 6 veriyorum. 6. Aynen, 6 veriyorum. Peki. Güzel. Tamam. Parfümün ismi Zara Wonder Rose. Ya benim böyle çok çok sevdiğim, bayıldığım bir parfüm değil. Ben bu tarz kokulu, işte Ultra Juicy de aynı şekilde. Aynen, aynen. Şey böyle yani, vücut spreyi, deodorantımsı koku olarak tanımlıyorum genellikle. Ben çok sevmiyorum. Siz de çok bayılmadınız ama kötü de demediniz. Sanki bugünkü parfümleri böyle çok sevmediniz gibi geldi. Ama birer tane 10 puan verdiniz galiba, değil mi? Ben, aynen, ben de birer 10 puan verdim. Laurent'e 10 puan verdim. Ben de Zara, sen söyle Orki'de. Zara Ultra Juicy'ye 10 puan, evet, verdim. Evet, Ultra Juicy'ye 10 puan verdin. Diğerleri ortalamaydı. Aynen, ilk 3 parfüm. Bir de bundan 3 tane öncesi miydi? Hangi, onun adı neydi? Çok ağır bir parfüm vardı. Şey, Coco Vanilla diyorsun. Coco Vanilla beni bitirdi ya. Aynen. Evet, onu hiç beğenmediniz. İkiniz de beğenmediniz. Keşke en sonunu koklasaydım. Çok enerjim düştü yani. O yüzden baya o kadar sevmediniz. Keşke onu en sona bıraksaydım. Evet, o çok böyle herkesin kullanabileceği bir parfüm değil. Evet, haklısınız. Kullananlara da saygı duyuyoruz tabii. Evet, geldik videonun sonuna. Sizler için 7 tane parfüm yorumladılar ve puanladılar. Evet. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Daha önce çektiğimiz videoya çok güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için. Bu videoyu çekmek için de aslında motivasyonunu yorumlarınız sayesinde bulduk. Eğer ki bunun devamını istiyorsanız, tekrar çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz yine çok mutlu oluruz. O zaman kapanışı yapalım artık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada söyledim, hatırlayamadığım için tekrardan ya motor. Hazır mısınız? Hazırız. Bir dakika, saçını yapıyorum. Birinci videodan da hatırlarsınız belki, tatlı videolarım, tatlı videolarım ne ya? Tatlı videolarım, hani şey gibi oldu. Beğenmeyi unutmayın. Baklavacı. Evet. Bir dahaki bölümde şu. Evet, bitti. Zordu. Zordu. Çok zor oldu. Ergin'in triplerinden. Ben var ya, ünlü birisi olsam açacağım ama.